Bu haftaki ilk golü atanın yorumlarda bilenin milyon puan alacağı maçı söylüyoruz. Beşiktaş Göztepe. Beşte kaça tekrardan hoş geldiniz. Pazar maçları için buradayız ve doğru ilk maçımız Süper Lig'den Sivas Spor Kasımpaşa üst. Ben de katılıyorum ki Sivas uzunca süre Bülent Uygun'la beraber hep bir alt takım oldu. Hep Az gol yedi, az gol olduğu maçlarda ama son 5-6 haftadır biraz da eksikliklerden, biraz da Sivas Spor'un değişen oyun yapısından hep üst maçlar oynuyor. Kasımpaşa zaten Hakan Keleş'le bence bir en az bir gol atacaktır. Hakan üst, Keleş de mesela Giresun'da alt hocasıydı. Tabii. Ama tabii kadrolar farklı abi. Ben de üst bekliyorum. Konya hatayı yener mi? Konya yok abi. Ben, ben oynamam da yani. Hayatta. Soruyorum. Hatta sadece. Rıza Çalınbay'dan ben bir şey bekliyordum mesela. Geçen hafta da, bu hafta da böyle beraberlik maçı gibi hatta Hatay kazansa hiç şaşırmam. Zor maç yani bu. Çok zor maç. Ama daha kolay tahmini daha kolay bir maç. Samsun Alanya Spor. Ben 1.68'de yine üst alıyorum. Samsun Spor'un genelde Kasımpaşa maçında da buradaydı hatırlıyorsan. İkinci Hı -hı. yarı dört kuratlar. İlk yarı iki penaltı kaçırdılar. O dedim yine mi olmayacak dedim hatta. Beşte beşte o hafta benim. Burada da Samsun Alanya'da da 1.68-2.5 üstü. samurlu Alanya'ya gitti değil mi? Abi? Evet. Ee, bu risk, ben bu riski satın alarak Samsun kazanır oynuyorum. Ya hoca değiştirdi alan ya. Ona oynamak çok risk ama ben Samsun Spor oyunda oyundan çok keyif alıyorum. Ee, oyun gücünün her şeyin üzerinde olduğunu düşünüyorum. Değişen hocaya rağmen Samsun kazanacağını düşünüyorum. Olabilir. Kesinlikle takdirin. Bir de Samsun çalışan hoca başka bir çalışan yere gitti. Bekleyen hoca çok motivasyonuna giriyor. Anlatabildim Anladım. Güzel. Çalışan hoca bak başka bir çalışana geçince Güzel. zaten tanıdığı avantajı da var uzun sürede şu bekleyen hoca gir, lige genelde hızlı giriş yapıyor. 2-3 hafta kazanıyor sonra ne olduğu belirsiz ama Sami Uğurlu belki iyi girer belki kötü girer ama tanıyor ligi. Bence çok farklı bir yaklaşım yaptı abi. Kafa açtı Yok çalıştım teknik direktör oradan biliyorum. Aynen yani, güzel kafa açtı. Adam 10 hafta 15 hafta ya da 6 aydır çalışmıyorsa of ilk 3 hafta motivasyon. Ama o motivasyon 10 hafta sonra gidiyor. Beni de motive etti Samsun'un tercihimde kalıyorum. Olabilir, Bu verdiğin info infoyla. Beşiktaş Göztepe üste giderim ben tabii ki burada. Ee, goller bekliyoruz. Hatta sizden de biliyorsunuz ilk golü kim atar? Evet, onu ilk bekliyoruz. golü bu maçta kim atar? 2.5 üst nedir abi? Var mı önünde? Bir, bence 2.5 üstten ziyade sana tavsiyem şu olacak. Mi? Evet az. Ya değil 1.50, 1.49. Ama ben ne? karşılık gol var diyorum burada da. Güzel. Gelelim Daha Trabzon Adana Demirspor'a. Bir kazanır diyeyim. Travlam, kazanır, kazanır abi. Oranında tamam. böyle bir maç için gayet e, bence yeterli. Evet. Geçelim. Nereye geldik? Evet. Bundesliga pazarın size çok kısa bir özetini söylüyorum arkadaşlar. Oranları da iyi olduğu için söylüyorum. 2.5 üst. İki maça da Holstein, ve Mainz, Gladbach ve St. Paul 2.5 üst. Sadece belki Gladbach'a 1 ve 2.5 üst olabilir. Gladbach çünkü oyunu geçen seneye göre daha iyi bir Gladbach var. Onu söyleyeyim. Ben ee, sıfır diyorum abi ya Gladbach St. Pauli'ye. Ee, bir beraberlik bekliyorum. Bir bir de tıkanabilir gibi düşünüyorum. Ama iki iki de olabilir bilmiyorum. Hoştan Mainz başına çok düşündüm. İki buçuk üstü. Ya çıkamadım işin içinden ya. ya başka bir takım olsa Hoştan'ı oynardım ama Mainz'a çok cesaret edemedim yani. Ya e, ben mesela Mainz'ın atacağını Hoştan'ın atacağını. Tabii yani cezalısı da var. Zaten kil şey kunutsen hmm. yok. Atıyorum problemli. Ben burada daha çok hatta Maynisi biraz favori görüyorum ama yenebilirdi. Hiç önemli değil. İki buçuk üst. 2 maçta iki buçuk üst deyip geçiyorum. Çok net. Genoa'ya Patrick Vieira geldi. Abi e, nefis bir adam. Bu yaz kendisiyle bir röportaj yaptım. Müthiş bir vibe var. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu maç alır mı? Alır. Alması lazım. kadros skallerinden daha iyi. Balotelli de geldi biliyorsun. Balotelli'yle de bunlar eskiden beraberlerdi. Ve birbirlerine neler söylediğini biliyorsunuz. Nis'teydi değil mi? Nis'te evet. beraberlerdi. Evet. Patrick Vieira olmasaydı Nis'te kalırdım. Atıyorum evet. o uğraştığım en zor oyuncu. Bakalım tekrar şeye benzedi Patrick Vieira da çok enteresan. Fenerbahçe ile bir hazırlık maçı yaptı. Ben orada yaptım röportajı. Akabinde görevine son verdiler Patrick Vieira'nın. Yani Strasbourg'da biliyorsun bir proje takımı. Chelsea'nin yan takımı. Ee, orada ne oldu, neden ayrıldı anlamadım. Bayağı sürprizdi. Burada Kalyeri kadro kalitesi olarak iyi durumda değil. Cenavan'ın kadrosu çok daha iyi. 2.30 30 der. zararı var arkadaşlar. Cenavan'ın mı? Evet. evet. Ben denerim abi. Ben net denerim. Tabii bence de denenebilir. Yani %100 denerim hatta. Peki, abi. Peki como Fiorentina olayında ne diyorsun? Ee, bilemiyorum ya. Ee, i̇şte Palladino da çok formda ama mesela Fiorentina'ya Lazio'ya güvendiğim kadar güvenemiyorum. Hocayı çok beğeniyorum. Müthiş bir hoca. Bu sezon da iyi iş yapıyor ama Como bir çelme takabilir diye ben KG'ye giderim burada. Ee, ama Fiorentina tabii ki favor. Ya... Fiorentina ligde şu an uçuyor. Del uçuyor. Acayip top oynatıyor hocam. Ama hani şey olarak söyleyeyim. Yani, bir yerde durur ya bunlar. Tamam. Nereye kadar Fiorentina Inter olsa oynayalım. Tor <laughs> Torino Monza 2.5 alt izlemeyin. 131 oranı var. Sıkılır bak. 131 iki buçuk abi. Sıkılırsın. Peki şimdi Ranieri geldi Roma'ya. Evet ya. Ya Ranieri bir hafta sonra gelse Banco Napoli oynayacaktık ya. Evet. Aslında. Evet. Bir, ee, hala da bir 55. Tabi beraberlik olabilir. Puan alır yani bence Ranier. Hatta bu sebepten dolayı da belki bir 1.78 üstte düşünülebilir bak. Normalde düşünülmeyecek maç ama Roma'nın yeni hoca motivasyonuyla en az bir gol katkısı vereceğini düşünüyorum. Şey Ranieri de arkadaşım yani 70 2-73 yaşında belki değil 75. Ya? Bir de yani Roma taraftarı onu çok sever. Daha önce de çalıştı biliyorsun. Ranieri geçen sene Cagliari gibi bir takımı ligde tuttu ve ben sezon başı paraşütsüz düşer diyordum. Napoli, Öyle bir takım Napoli'yi de çalıştırdı o. Maradona sonrası <laughs> Napoli'yi çalıştırdı. Ranieri abi herkes çalıştırmış. Türkiye'de bile çalışmış olabilir yani. yani. O kadar uzun süre yaşıyor. <laughs> diye üst diyelim. lazio üst diyelim. Bologna üst diyelim. Ya da karşı gol var garanti üstte düşünülebilir. Kesinlikle. Lazio-Bologna kafadan biri veriyorsun gibi geliyor bana. Abi bir e, üst ve bir e, Yalnız bu tarz üst şeyler. oranı 1.86. Allah Allah ya biz mi anlamıyoruz bu işi ne oluyor? bir Abi nasıl Lazio Ligi'nin en çok pozisyona giren takımlarından biri. Tamam Bologna biraz kısır ama e, Ama bir şey söyleyeceğim. Üst oynarım ya ben bu maça. Lazio'ya baktığında gerçekten de Monza maçı zaten belli. Monza'ya geçelim. Porto, Cagliari, Como 5-1, Canova 3-0, diğerleri 2-1-2-1 hep üst. Şimdi Roma maçı 3-2 kaybetti ya evinde Roma'yı yendi Bologna. Evet. Deplasmanda 3-2 kazandı. Evet. O maçın dışında Bologna maçları bak, alt. Monaco 1-0, Lecce 1-0, Cagliari evet. 2-0, Aston Villa 2-0. Kazansa da kaybetsa de hep alt. Hatta hep karşılıklı gol yok. Şimdi şöyle bir durum var abi. Son 4 maçı. Italiano oyununda top hep sende, top hep Bologna'da. Bologna az gol yiyor, az possession veriyor tamam. Çünkü hep top onda. Ee, ama Lazio müthiş bir, e, müthiş değil mi? iyi bir geçiş takımı. Bir, bunu değerlendirebilir. İki, çok formda oyuncuları var. Üç, Orsolini de Bologna'da kıpırdandı. Castro kıpırdandı. Burada zamanında kendisine sallamıştım. Ee, ben o yüzden biraz üste gidiyorum. Bu maç özelinde üste gidiyorum. Yoksa Bologna hiç bir takım değildir. Tamam. Hızlı hızlı geçelim. Empoli Udinese. Çok hızlı geçelim buraya. Hiç bakmadan geçelim. Bir tahmin söyle geçelim. E, ee, abi Empoli Alt ya, maçları yani. Bilmiyorum bence bu alt, maça bir şey diyemem. Ama Empoli bu alt takımı. Alt, alt maçı ama bakalım. Değil mi? Venezia-Lecce. Üf. Bu maç enteresan maç. Ee, ya sürpriz bir diyorum ya. Venezia iç, iç sağ olduğu için evet. kim iç sağda olsa onu oynardım. 2-0'dan. Ben vallahi Almanya'dan bir Wolfsburg var. Böyle iki oran buldum. Başka da yok. Burada da bak size Genoa'ya verdi. Bir de Venezia'ya verdi. Bakalım diyorum. da vermiştim bak. Onun da oranı iki falan. 2 falan. Ya, ya birlerde diyorum. Hmm, pardon geçelim. Manchester United'da en fikiriz değil mi? Manchester United ama yani İpsiştano top mu Yani ama burada hem fikirim tabii ki. Amorim ilk maçı abi ya. Tabii ki. O yüzden Newcastle West Ham'a da sürpriz bir tercihim var. 3.5 6 ve 1. Benim de şeyden devam ediyorum. Isak gol atar. Ne oldu şimdi? Girasi, Marmuş, Isak. Yapsana böyle bir şey ya. Üçünü yapacağım abi. Southampton Liverpool'a söylemeye gerek yok. bu maçı oynayamıyoruz. Liverpool çünkü. Bitirdik mi? 5'te kaç zamanı? 5'te kaç zamanı? Bu haftaki 5'te kaçım şöyle. Dortmund Freiburg'a bir diyorum. Ee, Dortmund evinde üzmüyor. Umuyorum bu hafta da üzmez. Fulham-Wolverhampton maçı iki buçuk üst. Dilerseniz KG ile e, bunu biraz daha arttırabilirsiniz bu oranı. Arsenal, Nottingham Forest, KG var. Oranı nefis. Arsenal gol Forest zaten ligin tepesinde. Bence çok iyi oran. Samsun Spor, Alliance Spor. Alliance Spor hoca değiştirmesine rağmen Samsun Spor'un ortaya koyduğu oyun. Bence muazzam. Bir diyorum. Ve Ruben Amorim geldi biliyorsunuz Manchester United e daha gelmeden United zaten kıpırdanmıştı. İpsifşet plasmanında kazanacaklardır. Herkese bol şans. Beşte kaça hoş geldiniz. Çok hızlı beş maça geçiyoruz. İlk maçımız dört maç üst üste kaybeden City Tottenham'a karşı. City hem kazanır hem de toplamda bu maçta en az üç gol olur diyoruz. İkinci maçımız Bundesliga'dan Gladbach evinde favori olduğu maçta St. Paul yağırlıyor ve bu maçta da en az üç gol olur diyoruz. Üçüncü maçımız ise Eintracht Frankfurt. Omar Muharmuş'un gol atmasını beklediğim ve kazanmasını beklediğim Frankfurt Bremen maçında ilk yarıda en az 2 gol olur. Dördüncü maçımız Bodrum Futbol Kulübü Galatasaray maçı. Favori Galatasaray tabii ki ama kalesinde gol görmeden kazanması son dönemde çok gerçekleşmiyor. İki takım da gol atar. Ve son maçımız ise Samsun Spor ile Alanya Spor arasında bu maçta en az 3 gol olur diyoruz ve hepinize bol şans. Evet bu sefer daha hızlı, daha keyifli, kompan. daha güzel olduk. Hepinizde çok keyifli, şanslı, gollü maçlar bir <laughs> diliyorum hepinize ve Beşiktaş-Göztepe maçına yaptığınız tahminler tabii ki 5 beş maç, 5'te kaça da yakında ödüller vereceğiz. İzin, e, izin gerekli izin alındığı takdirde. Ama şimdilik ödüllerimiz Beşiktaş-Göztepe maçında ilk gol atanı bilen e, izleyicilerimiz olacak. Hepinize bol şans diliyorum. Çok teşekkürler Doruk Keskin. Aziz, olun, Hangi başlardasın bu haftayı Sport'ta? E, Milan, Juventus, Napoli, Roma. Oo, iki tane Seriyanın bomba maçında yorumlarıyla Doruk Keskin orada olacak. Oradan da görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.